Göster. Senin mi bu tabanca? Hayır. Hayır hakim bey. Getir. Ama bu tabanca senin odanda bulundu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu Kenan öldürdü. Paraları Kenan çaldı. Çanta elindeydi, gördüm. Bir an tabancayı Kenan Usta'nın senin odana bıraktığını kabul etsek, sebep ne olabilir? Kenan Usta benden evlenmek istiyordu. Onu reddettiğim için düşmandı bana. Mektubunda uzaklara kaçacağımızı, servet içinde milyonlarımızla yaşayacağımızı yazmıştı. Her şeyi önceden planladığı belliydi. Böyle bir mektup varsa nerede? Sanık bu mektubu gösterirse suçsuz olduğuna inanabiliriz belki. Kaybettim. Yangın gecesi kaybettim. Yemin ederim ki yazdı bana o mektubu. Onu ben öldürmedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Bu işleri Kenan'dan başkası yapmış olamaz. Kasayı da o soydu. Adalet yanılmaz kızım. Doğru konuşsan hakkında daha hayırlı olur. Ben masumum hakim bey. Çocuklarım olmasa ne kurtarın beni diye yalvarır ne de ağlardım. Verilecek ceza ölüm bile olsa sesim çıkmazdı. Zaten ben eşimi kaybettiğimden beri yalnız çocuklarım için yaşayan bir ölüden başka bir şey değilim. Eğer kaybolan mektubu görseydiniz, suçlunun ben değil, Kenan olduğunu anlardınız. Peki. Duruşma, karara varılmak üzere ayın 27'sine bırakılmıştır. Ağlama yavrum, kendini harap etme. Arif amca, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Senden başka inananım, senden başka yardımcım yok. Ben varım ya anneciğim! Üzülme sen, hak yerini bulur. Kurtulacaksın inan. Gene çocuklarınla olacaksın günün birinde. Çocuklarım, oğlum, kızım... Ha, ben de sana kızının süt anasını sormaya geldim. Merak etme, kadının bakım parasını ben öderim. Hele biraz büyüsün, Allah kerim. Neydi o kadının adı, adresi? Kadriye Hanım. Kadriye mi? Tamam. Ben kızım gibi meşgul olurum onunla. Sen hiç üzülme, çocuklarından yana da için rahat olsun. Kadriye Hanım mı? Hı. Ölü yıkayıcısı Kadriye mi? O defolalı 2 hafta oldu. Nereye gitti acaba? Ne bileyim ben? Kahyası mıyım o pis çadalozun? Çocuğu da beraber götürdü giderken. Nereye gittiğinden de bahsetmedi. Karar! Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi gereğince suçu işlediği sabit görülen sanığın 30 sene hapsine oy birliğiyle karar verildi. Zavallı Fatma iftiraların kurbanı olarak hapse düşerken, asıl ceza görmesi gereken Kenan'sa, güney şehirlerine kendine yeni bir hayat kurmaya gitmiş, Adana'da karar kılmıştır. Bir tekstil fabrikası sahibi olan Salih Bey'le ilişki kurmuştur. Kendini öldürdüğü arkadaşı Selim Güneş adıyla tanıtan Kenan, elindeki çalmış olduğu önemli proje sayesinde, fabrikatör Salih Bey'den büyük bir ilgi görmüştü. Ooo! Tebrik ederim Selim bey! Bu buluşunuz fabrikamızı bir anda ön plana geçirebilir. Ve milyonlar yolunu değiştirip kasanıza dolar. Sanırım öyle olur. Gelelim buluşunuz için isteyeceğiniz fiyata. Şimdilik hiçbir şey. Anlayamadım. Sadece kardan hisse isteyeceğim. Yani fabrikaya ortaklık teklif ediyorsunuz. Hayır! Kazanacağım milyonlara sizi ortak ediyorum. Çok mağrursunuz Selim bey! Sadece kuvvetliyim. Projem karşısında diz çökmeye hazır bir sürü fabrikatör var. İsterseniz teklifime hayır diyebilirsiniz. Ortaklığımızın hayırlı olacağına inanıyorum. Buyurun. Seni hapis cezasının infazı için nizamname gereğince Sinop cezaevine naklediyorum. Yolun açık olsun kızım. Sinop'a mı? Çocuklarım var benim müdür bey. Eğer oralara gidersen büsbütün koparım yavrularımdan. Hapis çocuklarımla arama bir mezar kazdı zaten.
Sinop'a gitmek ölümden beter benim için. Nakil emri yukarıdan geldi kızım. Maalesef yapacak hiçbir şey yok. Denemeler mükemmel sonuçlar verdi, sevinmedin mi? Projemden ve neticeden zaten emindim. Paraca sıkıntımız olmazsa makineler 3 haftada işler hale konabilir. Kamil Bey! Buyurun efendim. Otur kızım. Selim Bey'in istedikleri derhal yerine getirilecek. Her an istediği kadar para çekebilir. Başüstüne efendim. Onca haksızlığa dayanamayan zavallı Fatma, birden şuurunu kaybetmiş, zapt edilmez bir hal almıştı. Cezaevinde başlayan kara günleri, ondan sonra bir akıl hastanesinin kapalı kapıları ardında geçecekti Fatma'nın. Fatma'yı diri diri mezara gömen Kenan ise, başarısının sevinciyle işlediği günahlarını düşünmeyi dahi akıl edemiyordu. Fabrikatör Salih Bey, Kenan'ı yalnız kâr ortaklığına değil, hayat ortaklığına da layık görmüş ve Kenan'a kızıyla evlenmesi için her türlü kolaylığı göstermişti. Fabrikatörün kızıyla evlilik, Kenan'ın eline servet, ihtişam ve kudret dolu yepyeni bir hayatın kapısı olmuştu. Siz Fatma'nın dramı bir akıl hastanesinde sürerken, Adana'da bir doğum kliniğinde Kenan'ın çocuğu doğuyordu. Arif amcanın Fatma'ya bahsettiği ilahi adalet neredeydi acaba? Yavrusu dünyaya geldiği an karısını kaybetmişti. Ama umurunda bile olmamış, sadece sahte bir üzgünlük pozuna bürünmüştü Kenan. Çünkü küçük Şale'nin doğumuyla Adana sanayi krallarından Salih Bey'in sayısız milyonlarının tek varisi oluyordu.